Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında yeni kapılar açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in kararıyla açılan Derinya ve Alpıç sınır kapılarıyla iki taraf arasındaki kapı sayısı 9 oldu. Peki adada yeni sınır kapıları açılması Rum kesim ve Kıbrıs Türkler açısından ne ifade ediyor? Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emete Gözü Güzelli, sözde bir olumluluk havası estirilse de Kıbrıs Türklerinin dikkatli olması gereken bir süreç olduğunu belirtti. Rumların siyasi düşüncesiyle Kıbrıs Türklerinin siyasi düşüncesi aynı değil. Atılan adımlar Almanya'daki Berlin Duvarı misali bir yıkımın gerçekleşmesi için Rum tarafınca heyecan uyandırıyor. Bu güven yaratıcı önlemlere baktığımızda dahi Rum tarafınca olumlu adımın atıldığını görmedik. Hala güneyde ırkçı bir siyasi duruş var. Deniz, hava ve kara alanlarında haklarımızı gasp etme girişimleri varken süreç ulusal güvenlik anlamında kritikleşmişken bu kapıların açılması adaya barış getirme umudunu sağlamaz. Türkleri için ekonomik anlamda bir rahatlama sağlaması açısından önemli olduğunu da ekledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türklerinin beklentisi ekonomik hareketliliğin gerçekleşebileceği umudu ve Rumların kuzeye geçerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacakları alışverişlerin olumlu katkısı. Ekonomik mevcut durumların iyileştirilmesi insanların birincil önceliğidir. Gözü güzelli sınır kapılarının açılmasının Rumlar açısından uzun vadeli bir stratejinin girişimi olduğunun da altını çizdi iktidarı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.